Bu konuda çektiğimiz sıkıntılar, ümmet olma bilinci hepimizde mevcut ama bunu yeteri kadar idrak edemiyoruz. Uygulamalarda bunu gösteremiyoruz. İnşallah bu hafta bu konu olacak. Hocam siz buyurun inşallah. Teşekkür ederim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve la akıbetü lil müttegîn ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Arkadaşlar, konumuzu Ali Bey de, Mustafa Bey kardeşimiz de bahsetti. Ümmet bilinciyle ilgili. Önce rahatlamanız için ben birkaç açıklama yapayım. Süremizin 45 dakika olduğunu söylediler. Süreye uyacağız. Yani süreyi aşmayacağız. O konuda rahat olun. Bir de bazı sorularımız var arada. Onları da eğer beraber konuyu takip edebilirsek çok önemli bir konu. Tabii herkes seçtiği konunun önemli olduğunu söyler de ümmet bilinci tam kapsayıcı bir konu. Yani İslam'la alakalı İslam, ümmet kavramları birbirine denk gibi giden kavramlar. Onun için konunun önemine binaen karşılıklı olarak beraberce hem soru cevap şekline de döneceğimiz zamanlar olacak. Sizi sıkmadan inşallah bu konuyu beraberce işleriz. Arka sırada olan arkadaşları davet etsem bir sıkıntı olur mu acaba? Yani çok arkaya giderseniz arkayı göremiyorum. Göremeyince de göz teması olmasa da bir anlamı kalmayacak. Yani sonuçta siz de şu anda öğretim safhasındasınız. Biz de yaklaşık ben 10 yıl öğretmenlik yaptım farklı alanlarda. Onun için çok arkada olanları göremiyorum. Göremeyince de bir anlamı olmaz diye düşünüyorum. Arkadaşlar, ümmet bilinci nedir? Yani ümmet nedir? Ve ümmet bilincinin hayatımıza yansımaları nelerdir? İsterseniz ben size konuyu bir ana başlıklarıyla sizlere ana başlıklarıyla beraber yani bir gözümüzün önüne gelsin. Ümmetin kelime ve terim anlamı, asr-ı saadetten günümüze ümmet algısı, modernizm sonrası, kimlik bunalımı ve ümmet bilinci oluşturma gayretleri, 21. yüzyılda Müslüman nasıl kalınır? Bu başlıkları işleyeceğiz. 4 tane başlığımız var. İlk başlığımız ümmet kelimesinin anlamı nedir? Kelime olarak ümmet, ana, millet, yol, din, cemaat, familia, nesil ve boy anlamlarına gelir. Arkadaşlar, ümmet kelimesi emme fiilinden türemiş bir isimdir. Ümmet kelimesi, bu da her zaman duyduğumuz ve konuştuğumuz imam kelimesi de aynı kökten geliyor. İmam, önder, hani insanların önüne geçen anlamında sık sık kullanıyoruz. Kelime anlamı Kur'an-ı Kerim'de daha çok toplum ve cemaat anlamlarında kullanılıyor ümmet kelimesi. Kur'an-ı Kerim'de de 64 yerde geçiyor Kur'an-ı ümmet kelimesi. Zuhruf suresinde وَكَذَٰلِكَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ف۪ي قَرْيَةٍ مِنْ نَذ۪يرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى اُمَّتٍ وَاِنَّا عَلَى اَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ buyuruyor Cenab-ı Hak. Yine böyle senden evvel hangi memlekete bir nezir, uyarıcı gönderdikse onun ileri gelenleri demişti ki bizler atalarımızı bir ümmet yani din üzere bulduk. Biz de onların izlerine uyarız. Sevgili arkadaşlar, bu ayet-i celile de ki şu bölümü özellikle dikkatlerinize sunmak istiyorum. Ve inna ala aferihim muktedun. Biz onların izlerine uyarız. Yani bu bazen atalarımızın, bazen dedelerimizin, bazen onların izine uyarız şeklinde. Hatta Kur'an-ı Kerim'de
onlar cehenneme gitse de mi arkalarından gidersiniz şeklinde uyarılar var. Ama bunu söyleyenler zaten konuyu bildikleri için, yani bunlar eskinin devamından yana olanlar, küfrün de değişmeyen mantığı budur. Yani aklı, anlayışı, algıyı devreye sokmadan biz bizden öncekilerin arkasından gideriz. Doğru da olsa, yanlış da olsa biz onların arkasından devam ederiz. Ben ayetleri seçerken özellikle hisse alabileceğimiz ayetleri, yani biz körü körüne kimsenin arkasından gitmeyiz. Mutlaka aklımızı devreye sokarız, anlarız, algılarız, ona göre gideriz. Yoksa körü körüne bir tabi olma, biliyorsunuz, dinimizde yok. Başka bir ayet-i celilede özellikle günümüzde sık sık hatırlamamız gereken bir ayet-i celile, bu dinler arası diyalogla alakalı da çok etkili arkadaşlar, bunu mutlaka parantez içerisinde almamız lazım, mutlaka bir kenara yazmamız lazım. Bu da Bakara suresinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Sen ey Habibim, sen onların milletine, onların dinine tabi olmadıkça Yahudiler ve Hristiyanlar asla senden razı olmayacaklar. Bu ayet-i celile dinler arası diyalogla ilgili düşüncelerimizi yenilememiz ve değerlendirmemiz bakımından önemli bir ayet-i celile, önemli bir ayet. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a olan hitap, onların dinlerine tabi olmadıkça, yani ne kadar şirin görünmeye çalışırsan çalış, ne kadar yaklaşırsan yaklaş, asla onlar senden razı olmayacaklar. Bu da bizim için çok önemli. Burada da yine ümmet kelimesi din anlamında kullanılmış. İbrahim Aleyhisselam'ın duasında da yine bu kelime kullanılmış. Estağfirullah. Rabbena ve cealna müslimeyni leke ve min zürriyetine ümmeten müslümeden lek ve erina menasikena ve tüb aleyna inneke entet tevvabur rahim. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail'le Kabe'yi inşa ederken yaptığı dua: ey Rabbimiz, bizi yalnız senin için boyun eğen iki Müslüman kıl ve zürriyetimizden yalnız senin için boyun eğen bir Müslüman ümmet, topluluk vücuda getir ve bizleri ibadetlerimizin yollarını göster. Kusurlarımızı af edip tevbemizi kabul buyur. Muhakkak ki sen tevbeleri kabul edensin, müminlere merhamet edensin. Burada da ümmet kelimesi topluluk anlamında kullanılmış. Yani şu anda bizim anlatmaya çalıştığımız bölüm ümmet kelimesi, ümmetin kelime anlamları. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçtiği yerlerdeki kelime anlamları. Sevgili arkadaşlar, başımızın diğer bölümü ümmetin terim anlamı, bizim için esas olan kısım da bu. Ümmet nedir? Belki zor bir tanım olacak ama eğer konunun genişçe, yani tamamını ele aldığımızda konu anlaşılacağına inanıyorum. Terim olarak ümmet, kendi iradeleriyle veya bir zorunluluktan aynı yerde, aynı zamanda veya aynı dine tabi olma neticesinde bir arada, bir düzen içerisinde yaşayan insan topluluğudur. Yani aynı dine tabi olan Müslümanlar. Bu ümmet kelimesi terim olarak Müslümanlara eş değer olarak da kullanılmıştır. Hepimiz duymuşuzdur. Ümmet kelimesi yani Müslüman olmayanlar için de kullanılmıştır. Alimler bazen bu kelimeyi açıklarken ümmet kelimesini iki bölüme ayırmışlar. Bir ümmeti dave, bir de ümmeti icabe. Ümmeti icabe Müslümanlar, yani ümmete cevap verenler. Diğeri de kendilerine
İslam'ın ulaştığı kimselerdir. Yani henüz kabul etmiş, etmemiş olanlardır. Arkadaşlar beni dikkatle dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ama şöyle çok kısacık bir uyarı yapmak istiyorum. Arkadaşlar konuyla ilgilenirsek çok iyi olur. Şunun için bunu söylüyorum. Yani sonuçta eğer eğer konuyla ilgili değilsek burada olmamızın da bir anlamı yok. Dinleyen arkadaşlarımıza haksızlık etmeme bakımından bu konuda beni anlayacağınızı umuyorum. Sevgili arkadaşlar, ümmet kelimesinin terim anlamıyla ilgili olarak özellikle Ali İmran suresinde وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُمْ يَدَعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Sizden hayra davet eden, doğruyu emreden, marufu emreden ve kötülükten sakındıran bir ümmet, bir topluluk bulunsun ve اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Onlar felaha ermiş olanlardır. Sevgili arkadaşlar, ümmet kelimesinin kelime ve terim anlamı üzerinde durduk. Kelime anlamını isterseniz ana yol diye açıkladık birkaç anlamı olduğunu. Terim anlamıyla ilgili de kendi iradeleriyle veya bir zorunluluktan aynı yerde, aynı zamanda veya aynı dine tabi olma neticesinde bir arada, bir düzen içerisinde yaşayan insan topluluğudur. Yani Müslümanlardır. Müslümanların bir arada, bir düzen içerisinde, ahenk içerisinde yaşamasıyla oluşan topluluğa biz ümmet diyoruz. Yeryüzündeki Müslümanlara da bundan dolayı biz ümmet diyoruz. Zaten bizi algılarımızı da Müslüman algısında esas olan da ümmettir arkadaşlar. Az sonra diğer yani başka ayet-i celilelerde bunu incelemeye çalışacağız. Yani Müslüman ümmet algısı içerisinde yaşar. Kendini sadece yaşadığı yani taşıdığı soyada ait değil veya taşıdığı bulunduğu çevreye ait değil, tüm Müslümanların bir bireyi olarak kabul eder. Bu ümmet anlayışının temeli bunun üzerine bina edilir sevgili arkadaşlar. Bununla ilgili biraz daha anlaşılsın diye birkaç ayrıntı var. İnsanlar ümmet yapan unsurlar, kendilerine peygamber gönderilmesi, belli bir amaçla bir mekanda bulunması, belli niteliklere sahip olması. Bu belli niteliklere sahip olmasından maksat şudur arkadaşlar. İman yani inanma. Eğer inanıyorsa mümin, Müslüman ümmet oluyor. Az önce de bahsettiğimiz gibi inanmıyorsa da buna arada ümmeti davet diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi ümmet konusuyla ilgili birkaç sorumuz var. Onları da şöyle zihnimizde birazcık dolaşsın. İsterseniz bir antrenman yapalım. Ümmet şuuru modernleşme ile kaybettiğimiz kardeşlik anlayışını geri getirebilir mi diye bunları zaman kaldığında sizinle beraber kısaca değerlendireceğiz. İnsanların doğal biçimde ve iradeleri dışında sahip oldukları nitelikler İslam toplumunun belirleyici ilkesi olabilir mi? Yani siz diyelim ki Arapsınız, Arap olduğunuzdan dolayı herhangi bir baskıya maruz olabilir misiniz veya hesaba çekilebilir misiniz veya aşağılanabilir misiniz veya yukarıya çıkabilir misiniz, üstün kabul edilebilir misiniz? Bunu burada bu konuyu anlatmak istiyoruz. Ümmet anlayışı kan bağı, soy ya da çıkar birliği gibi maddi temeller üzerine bina edilebilir mi? Bu da bizim yüzyıllardır yaşadığımız sıkıntılardan birisi. Ümmet anlayışı veya ümmet birliği kolayca feda edilebilir mi?
Sevgili arkadaşlar, diğer başlığımız Asr-ı Saadet'ten günümüze ümmet algısı. Yani şöyle söyleyelim, Asr-ı Saadet'te yaşayan Müslümanlara ümmet anlayışı denildiğinde, yani böyle bir şey konuşuluyor muydu aralarında acaba? Yani onlar bizim ümmet anlayışımız nasıl olmalı, modernizm nasıldır, şudur budur vesaire herhangi bir şey düşünmüyorlardı. Asr-ı Saadet'te, Asr-ı Saadet'ten işte 1500'lü yıllara kadar yaşayan Müslümanlar o hayatın içerisinde hiç sorgulamadan, sormadan kendisi ümmetin bir ferdi olarak yaşayarak o ümmet anlayışına sahip oluyordu. Bizim ümmet algımızın, ümmet anlayışımızın, ümmet bilincimizin bozulması özellikle 1500'lü yıllardan sonra, yani 19. yüzyılın yarısında daha çok ortaya çıktı. Önceleri böyle ümmet bilinci konuları yoktu. Niçin? Müslümanlar zaten topluluk olarak yaşıyorlar. Bir halife dediğimiz bir başa tabi oluyorlar ve onlarla hareket ediyorlar. Mesela bunu şöyle birkaç örnekle göz önüne getirebiliriz. Biliyorsunuz İstanbul'un Emeviler döneminde kuşatması var. Eyüp Sultan Hazretleri şu anda Eyüp'te ki sahabiden olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da mihmandarlık yapmış. Eyüp Sultan Hazretleri Medine'den kalkıyor, İstanbul'a kadar geliyor. Yani hangi anlayışla Eyüp Sultan'ı İstanbul'a kadar getiren anlayış nedir? Arkadaşlar ümmet anlayışıdır. Ama bunu yaparken biz ümmet anlayışına sahip olalım diye bunu yapmıyordular. Niçin bunu yapıyordular? İnanışlarının bir gereği olarak bunu yapıyordular. Yani doğal olarak bunu yapıyordular. Herhangi bir uyarıya maruz kalmadan bunu yapıyorlardı. Zaten yaşantıları bu anlayışı temsil ediyordu. Onun için o dönemlerde böyle ümmet anlayışı, ümmet bilinci oluşturma gayretleri o dönemde yok. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukâtihi ve lâ temûtunne illâ ve entüm müslimûn. Ey iman edenler, Allah'tan hakkıyla korkun ve ancak Müslüman olarak ölün. Ya bunu niçin bu ayet-i celileyi dile getiriyoruz? Niçin okuyoruz? Bu ümmet Asr-ı Saadet'ten günümüze olan ümmet anlayışı içerisinde müminler, yani Müslümanlar bu anlayışla hareket ediyordular. Onların mümin olarak ölme arzuları vardı. Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan hakkıyla korkun, hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslümün, yani yalnızca Müslüman olarak ölün. Yani imanın dışında başka bir alternatif onlar hiçbir zaman düşünmüyorlardı. Ve bu anlayış onları birbirine bağlıyordu sevgili arkadaşlar. Başka bir ayet-i celilede, Ali İmran suresinin 13. ayet-i celilesinde, bu ayet-i celilede üzerinde çok durulan bir ayet-i celile وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Topyekün Allah'ın ipine sarılın ve la teferraku, ve ayrılığa düşmeyin. Ve zkuru ni'metallahi aleyküm, ve Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. İz kuntum e'daen, siz düşmanlardınız. Fe'ellefe beyne kulubikum, ve Allah sizin aranızı düzeltti, kalplerinizi birbirinize yakınlaştırdı. Fe asbahtum bi ni'metihi ihvana, fe ve sizler kardeş oldunuz. Ve kuntum ala şefa hufretin minen nari fe enqalekum minha, ve siz ateşten çukurun kenarındaydınız, Allah Teala sizi o çukurdan kurtardı. Kederike yübeynullahu leküm
ayatihi in kuntum leallekum tehtediyon. Böylece Allah size ayetlerini açıklıyor ki sizler de hidayete erişesiniz diye. Arkadaşlar buradaki yani şu anda biz asr-ı saadetten günümüze ümmet anlayışını anlatmaya çalışırken yani ümmetin özelliklerinden bir tanesi şu وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا onlar hep birlikte topyekun Allah'ın ipine sarılıyorlar. Yani ümmetin özelliği bu. Hepsi birlikte hareket ediyorlar. Az önceki ayet-i celil'e de iman ve istikametten burada da yansıdığı şekilde iman ve istikametten bahsettik. Yalnızca Müslüman olarak ölün. Burada da وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا topyekun hep birden Allah'ın ipine sarılın. Evet arkadaşlar, isterseniz buradan şöyle bir değerlendirme yapalım. Arka sıralardan bir arkadaşımız bize yardımcı olmaya çalışsın. Bu cemaat olmak, Allah'ın ipine sarılmak nasıl anlaşılır? Yani size mücerret olarak, çıplak olarak bu cümle karşınıza çıktığında bir arkadaşımız fikrini söylesin. Mesela şöyle yapalım, karşılıklı olsun çünkü yoruluyorsunuz siz de. Sürekli ben konuşuyorum, siz dinliyorsunuz. En arkadan üçüncü satırdan üçüncü arkadaşımız bize ne anlıyor böyle? Evet evet, arkaya dönen arkadaşımız, siz bize evet ne anlıyorsunuz? Ve atesimu bihablillahi cemian, hep birden Allah'ın ipine sarılığından ne anlıyorsunuz? Yani sonuçta sevgili arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim tüm Müslümanların ortak kitabıdır. Yani burada biliyorsunuz Hristiyanlıktaki gibi bir din adamları vesaire bizde yok. Herkes Allah'ın muhatabı, Kur'an'ın muhatabıdır ve Kur'an'ı anlamaya çalışır elinden geldiği kadar. Arkadaşımız bize topyekun Allah'ın ipine sarılmaktan ne anlıyor söylesin. Yani bir de şöyle sonuçta bu açık bir cümle. Hepimiz bu konuda fikir yürütebileceğimiz bir konu, zor bir konu değil. Siz ne anlıyorsunuz mesela, ne anlarsınız? Hayatıyla iman edip daha sonra da bu yolda cihat etmek, yani kendi inancımıza yanımızdaki, çevremizdeki insanları da bu doğru yola sevk etmek için çaba göstermeyi. Evet. Yani bu yolda cihat etmeyi topyekun olarak Allah'ın ipine sarılmak olarak anlıyorum. Bir arkadaki arkadaşımıza, bir arka sıradaki arkadaşımıza, gözlüklü olan arkadaşımıza. Evet. Şöyle söyleyeyim, ben bir soru çıkarayım bunun içerisinde. Bu hak şu demek, ip demek. Yani Allah'ın ipi ne olabilir? Yani bu bildiğiniz gibi doğrudan bir ip olma ihtimali yok. Ne olabilir? Yani sizce ne olabilir? Yani sizin dışınızda başka arkadaşlarını da soracağız. Ben ipi şu şekilde düşünüyorum. Atıyorum bir insanı bir kuyudan atıyorum, kurtarmak için ona ip sallarız ve onu kurtarmaya çalışırız. Yani bu ipi bizimle Allah arasındaki bağ nasıl bir bağ? Bizim eğer Allah-u Teala bize gönderdiği nimetlerini bizim kurtuluşumuz için yolluyorsa eğer, bu ip de bu nimetlerdir diye düşünüyorum ben. Peki, teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. En arkadan arkadaşımız bize cevap, siz ne anlıyorsunuz? Evet, saçlarınızı kaşıyorsunuz ya, siz. Evet. Görüşe, siz ne anlıyorsunuz? Sonuçta arkadaşlar bu bir imtihan değil, açık söyleyeyim. Hem uykumuz kaçsın hem de bu sohbetimiz çekilmez bir halde yürümesin. Yani bir kişi konuşuyor, herkes dinliyor. Şimdi arkadaşımız konuşsun, biz dinleyelim. Aradan sorular çıkaralım. Böylelikle bak zamana da uyacağız. Kronometre çalışıyor. Hiçbir zamanınızı almayacağız sevgili arkadaşlar. Siz yani Allah'ın ipinden, biraz daha Türkçeleştirelim. Allah'ın ipinden çok iyi bir açıklama yaptı arkadaşımız ama başka anlamları da var. Sizin aklınıza ne geliyor?
Yani ne olabilir? İpin dışında bir şeydir. Ne olabilir? Valla her şey olabilir. Ne mesela? İlk orada araç olsa gerek. Ben bilemeyeceğim ya. Her şey olabilir. O zaman şöyle yapalım. Önden 5. sıradaki kenardaki arkadaşımız. Evet. Göz teması. İp olarak değil de kurtuluş olarak düşünülebilir yani. Tamam da Allah'ın şöyle söyleyelim, doğru. Allah'ın ipi bizim kurtuluşumuza vesile olabilir. Ne olabilir? Yani İslam'ı yaşayın, benim anladığım. Evet, teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Allah'ın, size de teşekkür ediyorum. Allah'ın emir ve yasaklarına uymak. Evet, Allah'ın emir ve yasaklarına. Biraz daha özelleştirelim arkadaşlar. Kur'an hocam. Arkadaşlar, o kağıt dolaştığı imza mı alıyorsunuz? Evet. Yani, Mustafa Bey, o imza zor alsak olmak. Zaten bitti mi? Evet, biraz daha arkadaşlar özelleştirelim. İslam dini. İslam dini biraz daha. Hocam ipten kasıt dindir. Allah'ın dinine sımsıkı yapışın. Yani bugün coğrafyalarda görüyorsunuz. Ümmet tek tek ümmet olamamak. Hep birbirimize düşüyoruz. Bizi de birbirimize düşürüyorlar. Gerek Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da bizi cemaatlere bölüp birbirimize düşürüyorlar. Oradaki ayetten kasıt bir olun. Allah'ın dinine sımsıkı sarılın, kafirlerle savaşın. Evet. Bence bu. Güzel. Biraz daha arkaya doğru gidelim, evet. Siz... Ya benim hani o ipten anladığım, yani mesela Allah bize belli bir nimetler göndermiş. Yani ama nedir? Şöyle söyleyeyim, o kurtuluşumuza İslam dediğimiz şey temelde neye bağlı? Nereden çıkarıyoruz o İslam'ı? Arkadaşımız dedi ya, İslam, daha çok İslam. Arkadaki arkadaşımız bizi kurtuluşa sevk eden şeyler, kuyudan çıkaran, yani kurtaran, karanlıktan kurtaran nedir bu? Biraz daha özelleştirirsek devam edeceğiz konuyu ama tam netleştirelim. Hepsi doğru ama biraz daha netleştirirsek yok. Nedir Allah'ın ipi, yani bizim şu anda ona tutunduğumuz şey nedir? Kur'an-ı Kerim. Evet arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'in kendisine indirilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Bunu biraz Kur'an-ı Kerim diyoruz. Arkadaşlarımız genelde o anlamda şeyler söylediler. Evet sevgili arkadaşlar, topyekün biz Allah'ın ipine sarılmamız lazım ve buradaki üçüncü sıradaki arkadaşımız da hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Katkıda bulunuyorsunuz. Gerçekten yeryüzündeki tüm Müslümanlar Akif'in dediği gibi Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine sunmalıyız. İslam bir de kastettiği gibi hepimiz Kur'an'dan ilhamı alabilsek ve orada bir takım endişelerimiz olmasa, mesela ırkçılık endişesi, mal mülk zenginlik, bölgecilik endişesi, ülkelere bağlı olan, ülke sınırlarına bağlı ülkeler menfaati endişesi, bütün bunlar olmazsa biz daha devri toplu millet olacağız. Sevgili arkadaşlar, biraz güncele gelelim. Irak savaşında biliyorsunuz Irak'tan ne menfaatimiz, Türkiye'de o dönemlerde konuşulan çok önemli bir konu var. Bir koyup üç alacağız diye konuşuldu. Irak savaşından bizim menfaatimiz ne olacak diye o dönemde Türkiye'deki Müslümanlar, yani Türkiye'de yaşayanlar üzerindeki algı bir koyup üç alacağızdı. Yani oradakiler bizim Müslüman kardeşimiz. Müslüman kardeşlerimize karşı bir taarruzda bulunuyor. Orada olan hadiseler ayrı, onları değerlendirmiyoruz. Ama biz ümmet algısı içerisinde kardeşlerimiz öldürülüyor ve bizim böyle bir dönemde acaba buradan karımız ne olacak diye düşünüyoruz. Oysa Kurtuluş Savaşı'nda biliyorsunuz Afganistan'dan ve o bölgede Hindistan Müslümanlarından yardım toplandı ve bize gönderildi. İşte bütün bunlar o ümmet algısı, ümmet anlayışı ve ümmet algısını yaşayan
onu bütün hücrelerinde hisseden insanların anlayışı sonucu gelen yardımlardı. Ama şimdi üç öküz meselesini mutlaka biliyorsunuzdur. Sarı, siyah ve kahverengi veya kırmızı denilen öküzler var ya, biliyorsunuz. Hani işte arslan onlar yemeye karar veriyor. Karar veriyor ama üçü bir araya geliyor. Arslanı geri tepiyorlar. En sonunda arslan gidiyor birisine, diyor ki bak diyor, şu öküz diyor, siyah olan diyor, yeşilin arasında sizi çok ele veriyor diyor. Eğer müsaade ederseniz de ben onun hesabını görürsem diyor, siz çok rahat olursunuz ve tehlikelerden kurtulursunuz. Onları bir türlü ikna ediyor ve siyah öküzü yiyor. Siyah öküzü yedikten sonra aynı yolla hepsini yiyor. En sonuncusuna sıra geldiğinde şöyle diyor. Aslında diyor, ilk öküz yenildiğinde ben de yenilmiştim ama onu anlayamadım. Yani Müslümanların birliği dağıldıktan sonra İslam ümmeti sürekli feryatlarla boğuşuyor. İnşallah bundan kurtuluruz. Ne dedik arkadaşlar? Cemaat olmak. Yani ve'atesimu bihablillahi cemi'an. Biz cemaat olmak zorundayız. İslam cemaat olmaktan yaşanmaz. Yaşayamayız. Yani cemaat olmayanın, ortaya çıkmayanın, gizli kalanlar bunu uzun süre devam ettiremezler. En sonunda bütün özelliklerini kaybederler. Bunu biz nereden anlıyoruz? Endülüs arkadaşlar. Endülüs'te biliyoruz, Endülüs şimdi İspanya. İspanya'da Endülüs Emevi Devleti vardı. Ve çok güçlüydü. Ne oldu? O cemaat olmak, toplum olmaktan çıktı. Çıktıktan sonra oradaki Müslümanlar kendisini gizlemek zorunda kaldılar. Ve şu anda izleri azaldı. Şu anda çok sayıları az olan bir Müslümanlar var. Onlar da mecburen, o İspanyolların şeyi belli, zulümleri belli. Orada varlıklarını, cemaat olmadan varlıklarını sürdüremediler. Sürdüremezler de. Hiçbir zaman da sürdürülmedi. Başka bir konu daha var. Nedir o? Tefrikaya düşmemek. Yine ayetin içerisinde tefrikaya düşmemek. Vela teferregu, ayrılmayın. Yani birlik, beraberlik ve Müslümanların ayrılmaması gerekiyor arkadaşlar. Müslümanlar bir arada olmak zorundadır. Biliyorsunuz cemaatte kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletli. Yani İslam cemaat dini. Onun için bizler mutlaka bir arada olmak zorundayız ve ümmet birliğini sağlamak zorundayız. Daha sonra biz bu ümmet birliğinden neyi anlatmak istediğimizi biraz daha özele ineceğiz. Zamanımız çok fazla değil ama şöyle yapalım. Bundan sonrasını biraz daha hızlı geçelim isterseniz. Çünkü şu soruları ben mutlaka sorup cevap almak istiyorum sizden. Bu çalışmayı ona göre ileriye dönük şekillendireceğiz. Başka yerlerde de konuşuyoruz arkadaşlar. Az önce ayet-i celilede arkadaşlar bu konuyla alakalı olarak şurada tefrikaya düşmemek, emri bil maruf nehyanil münker, bu iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmaktır. Emri bil maruf nehyanil münker İslam'da çok önemli bir yer tutar ve devlet anlayışıdır arkadaşlar. Yani iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. Esas olan biliyorsunuz koruyucu hekimlik diye bir şey duymuşsunuzdur mutlaka. Sağlıkla ilgili bir tabir bu. Burada sağlıkçı var mı içinizde? Koruyucu hekimlik var değil mi sağlıkta? Evet. Yani şey, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde de var. Tıbb-ı Nebevi diye bahsediliyor orada. İslamiyet kötülüğün ortaya çıkmasını, önce onun yollarını kapatır. Sonra kötülük ortaya çıktıktan sonraki tedbirler ayrı. Bir de arkadaşlar kardeşlik, üstünlüğün takvada oluşu. Bunlar çok önemli konular.
Size az önce okuduğum ayeti celilede vel tekum minkum ummetun yed'una ila'l hayri ve ya'muruna bil ma'ruf ve yenhauna ani'l munker ve ulaike humul muflihun. Bu ayeti celileyi hak dini Kur'an dili tefsirinde Muhammed Hamdi yazır. Bunu anlatırken ümmetin tarifini de orada yazıyor. Zaten biz ümmetin tarifini de oradan aldık. Şöyle tarif ediyor sevgili arkadaşlar. Ümmet öne düşen, öne düşen yani bütün toplulukların önünde olan, çeşitli insan gruplarını toplayan ve bu grupların ümmete desteği mecbur olan, kendilerine uyulan, önlerinde imam bulunan, emri bil maruf nehyi anil münker yapan topluluktur diyor ümmet. Yani ümmetin özelinde bütün Müslümanları bir araya toplayan güç, buna da ümmet deniliyor. Bunu diyor Allah'a imandan sonra Müslümanlara farzdır diyor. Farz-ı kifayedir. Eğer bu yapılmazsa tüm Müslümanlar bundan sorumlu olur. Sevgili arkadaşlar, bu ümmet algısı bizim için çok önemlidir. Yani hepimiz bundan sorumluyuz. Şunu söyleyeyim, şu anda yeryüzündeki Müslümanların bölünmüşlüğünden münferit olarak hepimiz sorumluyuz. Hepimiz sorumluluğumuzu yerine getirmek için bir adım atmamız lazım. Eğer o adımı atmadığımızda, bu kelebek etkisi gibi düşünün onu, bunu atmadığımızda sorumluluğumuzu, yani görevimizi yerine getirmiş olmayız. Yani diğer görevleri yapmak, bu sorumluluktan kurtulmak anlamına gelmez sevgili arkadaşlar. Bu ayet-i celileyi... Arkadaşlar, asr-ı saadetten günümüze ümmet anlayışı dediğimizde az önce özelliklerinden bahsettik. Şu anda da topluluk olarak bu ümmet ümmet de Allah'a itaat önemlidir. Yani bu itaat konusunda herhangi bir sorunları yoktur. Peygamber'e itaat ederler. Yani bu zincirin, halkaların birbirine kenetlenmiş olması veya binanın tuğlalarına benzetelim isterseniz, binanın tuğlaları birbirine nasıl kenetlenmişse ümmet de birbirine öyle kenetlenmiştir. Onlardan biri rahatsız olursa diğerleri de rahatsız olur. Yani Yemen'de bir Müslümana zarar gelse Türkiye'deki bir Müslüman o rahatsızlığı hisseder. Onlar Allah'a itaat eder, Peygamber'e itaat ederler, Ulul Emre itaat ederler. Ulul Emre kimdir? Ulul Emr Müslümanların reisidir, yani devlet başkanlarıdır. Sorunları da İslam dairesinde çözerler. Arkadaşlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İbni Ömer'den nakledilen bir hadis-i şerifte Kale Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam İnnellâhe len yecme'a ümmeti alâ dalâletin. Allah ümmeti dalalet üzerine toplamaz. Yani İslam ümmeti bir sapıklık üzerinde ittifak etmezler. Ve yedullahi alel cemaati, Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Yani Allah'ın rahmeti cemaatin üzerindedir. Merhameti cemaatin üzerindedir. Ve men şezze şezze finnâri. Kim ki ayrılırsa o ateşe düşer. Kim cemaatten ayrılacak olursa ateşe düşer. Neden? Çünkü o inancını, imanını taşıyamaz. Sevgili arkadaşlar, konumuz zamanda hızla ilerliyor. Bu kadar ilerleyeceğini düşünmemiştik. Yılmaz abi demişti ki, hocam ilahiyatçılar çok fazla hazırlanmıyorlar. Başladıklarında nerede duracakları belli olmuyor. Ben de dedim ki Yılmaz abi dedim, ben yıllarca öğretmenlik yaptım. Nerede duracağımı bilirim. Şimdi Yılmaz abinin bu sizden önce yaptığımız konuşmada aynı sorunu yaşamamak için buraları biraz da hızlıca geçelim. Yani şöyle geçelim. Özetleyerek geçelim. Arkadaşlar, bu ümmetle ilgili Müslümanlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan işte 1500'lü yıllara kadar
19. yüzyıla kadar da bu devam ediyor. Esas sorun modernizm hastalığı 19. yüzyılda ortaya çıkınca Müslümanlar da çözülme başlıyor. Yani sorunlar başlıyor. Bu sorunların başlamasıyla beraber Müslümanlardaki o birlik ve beraberlik ruhu, halifeliğin kaldırılmasını biliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar çok ayrıntılı anlatmaya gerek yok. Bu dönemlerde çıkan, burada da yansıdığı gibi ferdiyetçilik, yani modernizm ne diyor? Yeni olan her şey güzeldir diyor, öyle değil mi? Diyor ki yeni olan her şey güzeldir. Böylelikle yani insanların yeniliklerle beraber mutlu olacaklarına inanıyorlar. Bir dönem sonra başlıyorlar, bakıyorlar ki savaşlar, gözyaşları, her şey aynen devam ediyorlar. Ondan sonra da işte postmodernizm anlayışı ortaya çıkıyor. Ama bizi esas Müslümanlara zarar veren akımlar ırkçılık, ilericilik, laiklik gibi kavramlar Müslümanların hep kafasını karıştırıyor ve Müslümanlar işte Suudi Arabistan'da Suudlar, Mısır'da biliyorsunuz Mısır'da bu milliyetçilik akımlar ortaya çıkıyor ve Osmanlı parçalandığında halifeliğin kaldırılmasıyla beraber ümmetçilik algısı son buluyor. Yani ümmetçilik anlayışı büyük zararlar görüyor. Ondan sonraki dönemlerde de ferdi olarak bir takım çalışmalarla beraber ümmet algısını yeniden toparlama çalışmaları var. Ama tabii ki bütün bu hastalıklardan sonra bu işin tedavisi artık o kadar kolay olmuyor. Biliyorsunuz Sultan Abdülhamid'in Hicaz Demiryolu var, birleştirme projeleri. Mehmet Akif Ersoy'un Asım'ın Nesli dediği çalışması, anlayışı işte bu ümmet bilincinin oluşturulmasıdır. Buradaki şu çok önemli, doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Sevgili arkadaşlar, yakın zamanda da, yakın geçmişte de D8'ler biliyorsunuz, bu da yine ümmet bilincini yeniden ortaya çıkarma, yeniden canlandırma çalışmalarıdır sevgili arkadaşlar. Biz şöyle söyleyelim, sorularımıza gelelim. Çok az vaktimiz kaldı. Şimdi biz Asr-ı Saadet'ten günümüze kadar geldik. 19. yüzyılda modernleşmeyle beraber biz aidiyetlerimizden, yani geçmişimizden koptuk. Peki bunu nasıl tamir edeceğiz sevgili arkadaşlar? 3 dakikamız var. 3 dakikayı şöyle sizden birkaç arkadaşımızın fikrini alalım. 3 dakikanın sonunda bir toparlama yapıp bitirelim. Arkadaşlar bu konuda bir şey söylemek isteyen var mı? O zaman zamanı da verimli kullanma adına biz konuyu sonuçlandıralım. Bizim bu dönemde geçmişte kaybettiğimiz şeyler var. Ama bir de modernizm diye bir de bir hastalık var. Biz modern çağda yeniden yeni bir kimlik inşa etmeye çalışıyoruz. Yani yeni Müslüman nasıl? Yeni Müslüman hem modernizmi yaşıyor, bunun yanında da ümmet bilinci de olsun istiyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani neden, hangi isteklerimizden vazgeçiyoruz? Hiçbirinden vazgeçemiyoruz. Bizim özellikle şunlara dikkat etmemiz lazım. Yeryüzündeki tüm Müslümanları kardeş, innemel müminüne ihve, kardeş kabul etmemiz lazım. Tüm Müslümanların sorunlarını kendi sorunumuz gibi kabul etmemiz lazım. Tüm Müslümanların yaşadığı sıkıntıları biz yaşıyormuş gibi onları hissetmemiz lazım. Fikir olarak modernizm karşısında kendi inancımızın, tevhid anlayışımızın konurmamız lazım ve modernizmin karşısında modernizmin bizim inancımızdan neleri alıp götürdüğünü, nelere düşman olduğunu ve neyi hedeflediğini iyi bilmemiz lazım. Kardeşlik hukukunu iyice ortaya koymamız lazım. Bir de bizim dinimizde olan kendi evrensel, yani dinimizden kaynaklanan evrensel
değerlerimize yapışmamız lazım sevgili arkadaşlar. Tabii zamanımız da sonuna geldi. İnşallah önümüzdeki yıllarda biraz daha farklı bir konu içerisinde inşallah bu konuyu biraz daha gelişmiş bir şekilde değerlendiririz. Sevgili arkadaşlar, son olarak Mehmet Akif'in ümmet anlayışını cümle olarak söyleyelim ve bitirelim. Sevgili arkadaşlar, eskisi gibi tüm Müslümanları bir araya toplama, tek bir devlet altında toplama imkanı çok zor, öyle değil mi? Yani bunu yapabilir miyiz? Yani tüm dünyadaki Müslümanları bir tek devlet içerisinde, aynı yönetim içerisinde toplamamız mümkün değil. İşte bu D8, Mehmet Akif Ersoy'un şiiri, D8'lerdeki ümmet anlayışı, bizim kaybettiğimiz o değerleri yeniden kazanmamız için bir adımdı. Sevgili arkadaşlar, yanımızda İngilizce konuşan bir Amerikalı Müslümana gösterdiğimiz saygıyı, Rumca konuşan bir Müslümana göstermemiz lazım. Kürtçe konuşan bir Müslümana göstermemiz lazım. Lazca konuşan bir Müslümana göstermemiz lazım. Arapça konuşan bir Müslümana göstermemiz lazım. Çince konuşan bir Müslümana göstermemiz lazım. İslam şemsiyesi altında tüm Müslümanlar olarak tek vücut olmamız gerektiği inancımızla geleceğimize yön vermemiz lazım. Beni dikkatle dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Eğer sizi yorduysam, sözlerimle üzdüysem...